Kanka çeksene onu. Çek onu. Kapatacağım, kapatsana onu. Bire gelen bir karalama kampanyası kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor anladığım üzere. Çok fazla mesaj alıyorum akıbetimin ne olacağı hakkında. Arkadaşlar 32 yıl hapis cezasına çarpıldım. Yapmaya çalıştığınız şeyin farkındayım. Beni nasıl karalamaya çalıştığınızın farkındayım. Ama bilmediğiniz bir şey var. Artık insanlar televizyonun tek taraflı dayatmalarından uzak bir şekilde sosyal medya denilen bir yerde kendi kimlikleriyle var olabiliyorlar. Yani diyeceğim o ki artık o insanların bir fikri var. Hala kendimi savunmuyorum ama sadece istiyorum ki hani büyük oyunu görün. Anladınız mı? Yani gönderilen bir piyona karşı takındığım bir tavırdan ziyade o büyük oyunu görün istiyorum. Allah çağırsın, bak böyle konuşunca da kendimi bir dava üzerine can veren insanlar gibi hissediyorum. Arabadayım, her an öldürülebilirmişim gibi. Abi neresinden tutarsan tut yanlış, bu memleket ne olaylar yaşadı, hiçbir şey 4 gün konuşulmadı, kimin neyin kuyruk acısı bu, kim yaptırıyor size bunu, nereden ne alıyorsunuz bilmiyorum ama hani söyleyin bana, hani ben çalışır çabalar size veririm o paraları, toplara ihtiyaç sahibisiniz belli ki, yapmayın ama kurban. Her konuşmama sebep olan şeyin de ailem hakkında televizyonda konuşuluyor olduğu gerekçesiyle olduğunu da bilin istiyorum arkadaşlar. Ya bugün yine ailede de mi şiddet var, yoksa o yüzden mi böyle bir tavır takılmış falan tarzı, oğlum yapmayın. Bak yapmayın, vallahi yapmayın ya. Şu aileyi katmayın. Kanka çeksene onu. Çek onu. Tabii onların da işi bu. Saygı duymamız gerek. De. Kankacığım böyle bir iş mi olur yani, durmadan dedikodu peşindesin. Birilerinin açığını bulma, birilerinin özel hayatını böyle gizli gizli köşeden çakal gibi durmuşsun, pusu kurmuşsun, çekiyorsun falan. Ya böyle bir işe saygı mı duyulur yani ya? Demiyorum ki tokat atmak çözüm veya doğru. Hayır, o da yanlış ama diğerinin yaptığı da yanlış. E yanlış yanlışı doğuruyor. Ya oğlum dikkat edin, bak kafa atan falan da çıkabilir bir gün karşınıza yani. Böyle o mikrofonu o kameraya dayamayın, böyle insanın sabrını zorlamayın yani ya. Bu da bir bünye. De bak yemin ediyorum, ister inan ister inanmayın, dün ben kendi gözlerimle gördüm, şahit oldum. Resmen pus kurmuşlar böyle, kameralarla Yusuf'un karakoldan çıkmasını bekleyip çekip böyle kendi kafalarına göre bir senaryo çizip yazıp sonra sosyal medyada karalama şeyi başlatacaklar. Oğlum bak size bir şey söyleyeyim. Bir şey diyeyim mi? O sinsi sinsi bakışlarınızı, o provokatörce şekilde gülüşlerinizi gördüm. Hepsini gördüm. Bilinçli yapıyorsunuz bunu. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bok gibi mesleğiniz var lan. Bu bile yeter. Vallahi size küfür etmeye bile gerek yok. Mesleğiniz bile var ya, karaktersizsiniz lan. Puh. Kapat. Kapat.